Türkiye Aile İşletmeleri Derneği 2012 yılında İzmir'de kuruldu. Uluslararası FBN, Family Business Network'ün bir chapter olarak kurduk biz. 40 üyeyle başladık sevgili Şerife İnci Eren'in önderliğinde. Amacımız, misyonumuz ailede birlik, işletmede sürdürülebilirlik. Bunu da şöyle açıklayalım. Türkiye'de işletmelerin %95'i aile işletmesi, aile şirketi. Fakat ne yazık ki bunların ortalama ömrü 25 sene. Nesilden nesile geçmede problem oluyor. İkinci nesile biraz %30 gibi geçiyor. Üçüncüye %12 ama dördüncüye geldik mi %3'lerde kalıyor. Aslında tüm dünyada da böyle. Türkiye ortalamanın biraz daha üstünde. Biz bunu nasıl yavaşlatabiliriz? Şimdiki nesilden gelecek nesle işletmemizi nasıl sancısız teslim edebiliriz? Bu konularda çalışıyoruz. 7 yıldır bunlarla ilgili etkinliklerimiz var. Yüzlerce, binlerce insana dokunuyoruz. 9 tane komitemiz var. Bu komitelerle, çeşitli etkinliklerle kendi deneyimlerimizi diğer aile şirketleriyle paylaşıyoruz. 40 üyeyle kurulmuştuk ama şu anda 200'ü geçti üye sayımız. Aile üyesi olarak da 600-700 kişiye ulaştık. Yani Tayider hızla büyüyor. Hızla farkındalığı yaratıyoruz. Her sene bir zirvemiz var bizim, aile işletmeleri, ulusal zirvemiz var. Bu yıl yine olacak 1-2 Kasım'da. Her zirvenin bir konusu var. Bu sene de değişim rüzgarlarını yönetmek zirvemizin konusu. Dünyada her şey değişiyor aslında. Şirketlerde de değişiyor. Bunu çeşitli konularda ele alabiliriz. Zaten bu yıl göreceksiniz. Nesilden nesile de değişme oluyor. İdare değişiyor. Ya da dijital dünya değişiyor. Hepimizin bildiği gibi yeni kuşak iyice dijitalleşmeye doğru gidiyor. Bunları aktarmaya çalışıyoruz. Deneyimlerimizi, bilgilerimizi paylaşıyoruz. Çeşitli aile şirketlerinden konuklarımız oluyor. Bu sene konuk konuşmacımız, açılış konuşmasını Ümit Boyner yapacak. O da bir aile şirketinden geliyor. Ama mesela Aydın Doğan ailesi gelecek, Sabancı ailesi gelecek. Bütün deneyimlerini bizlerle paylaşacaklar, tüm seyircilerle. Bir de burada muhakkak söylemem gereken 3-4 konumuz var. Bir tanesi Kuzey Yıldızı. Bizim sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik komitemizin altında çalışıyor Kuzey Yıldızı. Şirketler bir şekilde, tabii bu bir yarışma oluyor sonunda, ödülü de var ama bunun doğrusu şu, şirketler kendi içlerinde bir kendilerini kontrol etme sürecinden geçiyorlar. Değerlendiricilerimiz oluyor. Burada önemli olan birinci ya da ikinci olmak değil, biz neleri yapıyoruz, neleri yapmıyoruz diye şirketler kendilerini bir gözden geçiriyorlar. Tabii bu çevre için önemli, çalışanlar için, gelecek nesiller için, toplum için. Bunların hepsi bir elden geçiriliyor. Bu yıl yeniden üçüncüsünü düzenledik Kuzey Yıldızı'nın. Zirvemizde Kuzey Yıldızı ödülünü de vereceğiz. Bir de bizim bu sene başlattığımız bir farkındalığımız daha var. Sanat komitesini kurduk benim başlayan dönemimle birlikte. Dedik ki bu farkındalığı bir de farklı bir şekilde iletelim aile şirketlerine. Bir tiyatro, forum tiyatro kurduk. Bunun oyuncuları hepsi amatör, bizim üyelerimiz, aile şirketi mensupları. Gayet spontane bir şekilde, tabii önceden yazılmış ufak bir kas var ya ama ona devamı doğaçlama şeklinde devam ediyor. Ve de bizim etkinliklerle anlatmaya çalıştığımız deneyimler, problemler ya da güzellikler hem aileyle ilgili hem şirketle ilgili hem gelecek nesillere devretmemizle ilgili bunu bir tiyatro şeklinde sunuyoruz. Ve inanın birçok etkinlikten çok daha fazla ses getirdi. Çünkü canlı olarak orada seyredenler, biz bu filmi daha önce görmüştük, bu oyunu daha önce görmüştük diye kendilerinden parçalar buluyorlar. Zirvemizin kapanışını da bu tiyatro oyunumuzla yapacağız biz inşallah.